Bu arada geniş çaplı bir yardım, devlet tarafından yapılacak yardımlar bugün Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Aklımda kaldığıyla söylüyorum. Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira demişti. Ayrıca aylık bir yardım ve kendi imkanlarıyla şehri terk etmek zorunda kalanların yakıt paraları dahil devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Yani bunlar ne kadar ve ne şekilde sorunları çözer, elbette ki bütün bunları göreceğiz. Fakat aynı zamanda her gün bir takım kararlar alınıyor ve bunlarla ilgili olarak da hükümet yardım kararlarını arttırarak devam edecek. Ankara'daki havada o. Yani depremzedeleri ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamamaları için anladığım kadarıyla hani o musluk açılacak. Şimdi, ama tabii koordinasyon en az musluğun açılması kadar fakat önemli. Fakat bundan sonra şeffaflık çok önemli bir şey. Bu toplanan paralar ve harcamalar. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Buyursun, çok enteresan bir bilgi. Hurşit Bey Yeni Gün. Pardon. Güneş. Efendim? Hurşit Güneş mi? Hurşit Güneş Yeni Günlerden çıktı. Hurşit Güneş bu özel iletişim vergisi var ya, deprem vergisi, biliyor, hala kesiliyor yanılmıyorsam. Tabii tabii. 99'dan bu yana ilk başlarda bir tek vergiler saldılar. Yani motorlu taşıtlar vergisini eklediler. Ayrıca kurumlar vergisinden aldılar. Hala devam ediyor. 40 milyar dolar toplanmış 99'dan bu yana. Bu 800 milyar lira eder. Hurşit Güneş'in saptamasına göre 4 milyon konut yapılabilirmiş bu parayla. Bu para hazineye gidiyor. Fonu beceremedi Türkiye. Fonların güvenliğini. Hiçbir afet fonu yürümedi. Şimdi bundan sonra hiç olmasa daha şeffaf olunması lazım. Biz bu paraları aldık, şuraya şunu verdik, buraya bunu verdik. Nitekim Haluk Levent ne diyor? Ben özel bir bağımsız denetleme şirketi. İki bağımsız şirketi. İki mi? İki. Evet. Bağımsız şirketi getiriyorum. Kuruş kuruş, fatura da hükümetten istiyorum. Şu telefonlardan da lüks tüketim vergisi alınmasa çok iyi olur. Çünkü bu telefonlar bu depremde pek çok canı kurtardılar. Feneriyle aydınlatma yapıldı. Hatta enkaz altında kalanlar video çektiler, paylaştılar, evet. Haber verdiler. Konum bildirdiler. Dolayısıyla bu artık bugünkü yaşamımızın olmazsa olmazlarından evet. biri. Lüks değil yani. Hiç lüks değil. Hiç lüks değil. Evet. Şimdi son soru, değerli heyete son soruyu sormak şimdi istiyorum. Şimdi bir şey var orada. Buyursunlar. Burada Oğuz'un söylediği şeffaflık ve hesap verilebilirlik çok önemli bir şey. Yani güven sağlanması açısından.